dişi enerjimi kaybettim. O enerjiyi tekrar nasıl bulabilirim? Bazı tüyolar var. Size bu videoda aktaracağım. Çünkü eğer bunları uygularsanız yeniden çok yoğun bir kadın enerjisine geçebilirsiniz. Bir, vücut, beden dili çok önemli. Bak şimdi bazı kadınlarla karşılaşıyorum bu kafelerde falan. Şöyle bir duruş var. Bu nedir? Yani şu bak şu şekilde göstereyim size. Şöyle. Yani işte falan böyle duruyor. Ya niye kambur duruyorsunuz? Birçok kişide görüyorum bunu. Gençlerde de görüyorum bu 20 yaş kızlarda falan. Böyle mesela böyle duruyor yani. Yani şimdi bu zaten dişi enerjiyi bozan bir şey. Çünkü duruş çok önemli. Yani kendine güvenli bir kadın. Aynı zamanda kadınsı enerjide de bu var. Dik durun. Bu çok önemli. Bak da bazı kadınların saçıyla falan sürekli ensesini kapattığını görüyorum. Boynunu falan. Boynunuzu açık tutun. Yani saçlarınızı geriye atın. Bu önemli bir şey. Bunlar önemli detaylar. 2. Şimdi bakın şurada bir örnek göstereceğim size. Burada notlarımı almışım. El hareketleri hep söylüyorum dişi enerjide. Bilek hareketleri çok önemli. Sert hareketler erkeksi enerjidir. Bak şimdi burada özellikle bir şişe var. Burada bir kolonya şişesi var. Burada mesela şunu şöyle aldığın zaman, bunu böyle aldığın zaman şu şekilde bu bir erkeksi bir hareket. Bu masküler. Erkeklerin kadında en çok etkilendiği konu zarafettir. Yani kadınsı enerji zarafetle kendini ortaya koyar. Bu da el hareketleriyle ortaya konur. Yani böyle hızlı hareketler, sen, sana diyorum gel buraya falan. Mesela bu erkeksi. Emir veren kadın modeli mesela. Senden bahsediyorum, geç oraya falan. Bu şekilde hareketler görüyorum kadınlarda. Bir anda irkiliyorum. İnanılmaz erkeksi, inanılmaz maskülen. Şu mesela çok erkeksi. Ama aynı kolonya şişesini şöyle aldığınız zaman, şu şekilde alıp, şu şekilde açtığınız zaman, anlatabiliyor muyum? Bu kadınsı enerji oluyor. Çünkü zarif, sakin ve acelesiz. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. Dişi enerjiye geçişte en önemli maddeye geldik. Genel olarak %85'in babayla travması var. %85 vakaların baba travması var. Yani çocuklukta kötü bir baba, işte kaba kuvvet kullanan bir baba, şiddet kullanan ya da psikolojik şiddet ya da kötü davranan ya da sevgisini göstermeyen ya da şefkat göstermeyen bir baba figürü. Bunu yenin. Çünkü dişi enerjiye geçemiyorsanız sebebi bu. Onu yenmenin yolu mutlaka bir uzman terapist, bir psikolog yardımı almaktır. Bunu mutlaka deneyin. Çünkü bunu yendiğiniz zaman, yani bu baba nefretini yendiğiniz zaman o kadar önünüzde bir yol açılacak ki. Ve karşı cinse yönelik bir nefret geliştirmiş bazısı. Babadan nefret etmiş, erkeklerden nefret etmiş. Babadan nefret etmiş, erkeklerden nefret etmiş. Çünkü demiş ki bütün erkekler böyle, babam da böyleydi. Anneme kötü davranıyordu. Bize çocukken sevgi göstermedi. Bu büyük bir travma. Bunu yenerseniz karşınıza çıkan bir adam sizin o nefretinizi tetikleyemez. Çünkü ortada bir nefret kalmaz. Bunu yenmiş olursunuz. Bunun yolu terapi. Baba travmasını mutlaka yenin eğer varsa.